Arkadaşlar, ben Nebes Anlaştan Sakız. Bugün Meyer Piyas Pet World'un çıkardığı ve birçok el piyas sürbünün yaptığı One Thing Challenge'ı biz de yapacağız. Kuralları, gözünüz kapalı bir şekilde 3 tane mini ses yazsa 3 tane mini seçmeniz gerekiyor. Daha sonra videoya başladığınızda hiçbir şekilde durdurmadan sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Bu birazcık zor olacak ama deneyeceğim. Hadi artık başlayalım çünkü çok sabırsızlanıyorum. Burada seçtiğim birkaç tane mini şesyan var. Şimdi gözümü kapatıp buradan 3 tane mini şesyan seçeceğim. Şu an gözüm kapalı ve 3 tane eşyanın birincisini seçeceğim. Dın dın dın. Bu. Bu olsun. Bir tane de. Beşik çıkmış. Şimdi gözümü açtım ve şu dışında diğer ikisi gayet güzel gözüküyor ama umarım minişlerden seçtiğimde bebek miniş falan çıkar. Belki o zaman güzel bir hikaye olabilir ama şu an bunlarla ne çekeceğimi gerçekten hiç bilmiyorum. Şimdi sıra minişlerde. Şimdi yine gözümü kapatıp 3 tane miniş seçeceğim. Birleştireyim ve şu an gözüm kapalı. İlk minişimiz geliyor. Galiba bu olsun. Ve bu olsun. Şimdi gözümü açtım. Ve bu üçü var. Bunlarla belki güzel bir hikaye oluşturabilirim ama tam olarak şu an ne yapacağımdan emin değilim. Anne. Hadi başlayalım. Anne. Anne. Efendim kızım. Ben uyumak istemiyorum. Hiç uykum yok. Ayrıca neden abim benim yanımda uyuyor ki? Bugün kardeşin anneannene gittiği için ben de hep birlikte kalalım dedim. Evet, sen niye karışıyorsun annemin işine? Ya abi ya, benim uykum yok ayrıca. Ben uyumak istemiyorum. Ama bu konuda haklı. Ben de uyumak istemiyorum. Tamam o zaman. Sizinle oyun oynayalım mı? Evet, oynayalım. Şimdi oyunumuz şu. Ben size bir hikaye anlatacağım ve siz de bunun üzerine o hikayeyi burada yapacaksınız. Yani hikayeyi canlandıracaksınız. Sen var mısın abi? Ben varım galiba. Evet, oynayacağım. Ben de oynayacağım. Hadi oynayalım. Şimdi ne oynayacağız anne? Ben ayakta durma problemi yaşıyorum. Ne oynayacağız anne? Ne oynayacağız biliyor musunuz? Sen bir tane kral ol. Sen de bir tane prenses ol. Yaşasın. Prensesleri çok seviyorum. Prensesler çok güzeldir. Krallar çok tipsizdir. Aynı senin gibi. Sen niye şimdi böyle bir şey dedin ki? Neyse, tamam çocuklar. Kendinize, birbirinize böyle şeyler yapmayın. Şimdi kralımız çok büyük ormanlarda yaşayan bir devi ziyaret edecekmiş. Niye böyle bir şey yapıyor? Çünkü prenses ondan bir şey istemiş. Bir çiçek bitkisi falan istemiş. Çiçek bitkisi. Bir şey istemiş. Bunun üzerine de kral gitmiş o devden bunu almaya. Tamam. Peki yağmur ormanı bu olsun mu? Çünkü burası yağmur ormanı gibi olur. Eğer bu olursa ben bunu düzelteyim. Anne, ben ne yapacağım? Ben o sırada ne yapacağım o iksiri alırken acaba? Kızım, sen de onu ona yardım edeceksin bir nevi. Tamam, nasıl yardım edeceğim? Sen de gideceksin ve onu oradan kurtaracaksın. Tamam, ben seni kurtarmaya geliyorum. Sen beni kurtarmaya ihtiyacım yok. Ben kendi kendimi kurtarabilirim. Ama hikayenin gereği bu tatlım. Tamam anne, sen beni kurtar o zaman. Baba, baba, baba. Ha, seni kurtardım işte, bu muydu yani şimdi? Hayır, tam olarak bu değil. Seni kurtardıktan sonra sen de kaçacaksın. Niye kaçacağım? Çünkü elindeki bitkiyi eve güneş batmadan önce yetiştirmen gerek. Güneş battıktan sonra bitki çürüyecek ve sen onu eve ulaştıramayacaksın, yani saraya. Tamam o zaman. Anne, niye düşüyorsun? Tamam o zaman. Ben şimdi saraya gidiyorum. Saray neresi? Saray beşik. Tamam. Burası saray. Ben de saraya gideyim mi anne? Sen de git. Tamam, ben de gidiyorum.
Saraya geldim. Çiçek nerede? Çiçeği hayali olarak elinizde. Çiçeği ver. Çiçek. Çiçek sende ya zaten. Bende değil, sende çiçek. Tamam, çiçek şu anda sende kızım. Hı, gördün mü? Bende çiçek. Evet. Daha sonrasında bu çiçeği yiyeceksin. Niye yiyorum ki ben bulduğum her şeyi? Yiyeceksin ama yemen gerekiyor. Hikayenin konusu bu. Tamam yiyorum. Yedim şu anda. Tadı berbattı. Olmayan bir şey yedin ve tadına berbat diyorsun. Bu nasıl bir şey? Lütfen çocuklar kavga etmeyin. Hikayemize devam edelim. Sen bu çiçeği yedin ya şimdi. Evet. Sen uyumaya başlayacaksın. Niye uyuyorum? Çünkü bu çiçeğin adı uyutan çiçek otu. Tamam. Şimdi uyuyorum. Tamam. Sen uyurken sen de gideceksin ve bu çiçeğin panzehirini bulmaya çalışacaksın. Tamam anne. Çiçeğin panzehiri nerede peki? Çiçeğin panzehiri. Yağmur ormanlarında. Yine mi orası ya? Nerede? Aldın mı şu anda? Evet şu an aldın geliyorsun mesela. Sen çiçeğin panzehirini aldın ve geliyorsun. Tamam aldım. Geldim. Ve bunu kardeşine, daha doğrusu prensese içireceksin. Nasıl içireceğim? Bu katı bir şey. Tamam o zaman sen de onu şimdi şurada kaynat, ondan sonra onu iç. Kaynatıyorum. Fukur fukur fukur. Tamam. Kaynattım. Kardeşim iç şunu. Daha doğrusu prenses için şunu lütfen. İyi, ben şimdi uyanacak mıyım? Evet kızım sen şimdi uyanacaksın. Tamam. Ben şimdi uyandım. Ne oldu? Daha sonradan bu panzehirinde aslında çok kötü bir şey olduğunu öğreneceksiniz. Ve ikiniz de uyuyacaksınız. Ben niye uyuyorum ki? Ben içmedim. Ama sen de o çiçeğe dokundun. O yüzden şimdi ikiniz de uyuyacaksınız. Tamam. Tamam ben de uyuyorum. Ve sabaha kadar böyle kalacaksınız. Çünkü çiçek sabaha kadar etkisini sürdürecek. Ama yarın sabah uyanabileceksiniz. Tamam anne, şimdi uyuyor muyuz? Şimdi uyumanız gerek yani. Tamam o zaman abi, sus tamam mı? İyi geceler. Abi. Annem bizi uyutmaya mı çalışıyor? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Açıkçası birazcık video çekerken zorlandım. Çünkü bu kadar az minişle, bu kadar az eşyayla hikaye çekmek çok zor. Ama sonuçta hem de kuralı videoyu durdurmadan çekmekti. Bunda da birazcık zorlandım ama bence çok eğlenceli bir video oldu. Ben çekerken çok eğlendim. Videoyu çekerken önceden kurgu yapılmaması, senaryo yazılmaması çok eğlenceli kılıyor işi. Bu yüzden hoşuma gitti ve bunu birkaç kez daha denemek istiyorum. Tepesenmiş kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.